Efendim herhalde millet olarak şu hakkımızdır. Bakın bunu da gördük. 15 Temmuz ihanetinde, darbe girişiminde bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı'nın uyarısına rağmen bu ismin, bu şahsın yükselmesinin sebebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir araştırma komisyonuyla araştırıp bizi aydınlatmalarını beklemek herhalde meclisimizden ve vekillerimizden talep edebileceğimiz bir haktır. Efendim şimdi millet ve meclisinden ve vekillerimizden devam edelim. Enis Berberoğlu milletvekili. Milletvekili Enis Berberoğlu. Enis milletvekili Berberoğlu. Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmakta olup elbette memnuniyet vereceğim. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Mutluyum, sevinçliyim. Geçmiş olsun. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mahkeme kararı okundu. Enis Berberoğlu CHP İstanbul Milletvekili olarak yeniden meclise döndü. Yargılandığı MİT tırları davasından kesinleşmiş hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020'de yine meclis kürsüsünden mahkeme kararı okunarak milletvekilliği düşürülmüştü Berberoğlu'nun. İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu milletvekillikleri düşmüştür. Hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı. Hala bir ihanetin belgesi olarak mahkemenin önünde duruyor. MİT tırları bir ihanettir bu topraklarda. Enis Berberoğlu örneğiyle bir ilki yaşayan meclis hareketliydi. İktidar cephesi bir usul yerine getirildi ama Berberoğlu hakkındaki kesin hüküm ortada duruyor dedi. İhanet suçlaması yöneltti. CHP ile AK Parti grubu arasında hava elektriklendi. MİT tırları bir ihanetse ben şimdi Sayın Bülent Turan'a bir hafıza tazelemesi yapmak istiyorum. AK Parti hükümetinin başbakan yardımcısının şöyle bir ifadesi var. Vallahi de billahi de o tırların içindeki silahlar Türkmenlere gitmedi diye. Eğer MİT tırları bir ihanetse önce Sayın Tuğrul Türkeş'i yargılayın. Bir daha söylüyorum. MİT tırları da 15 Temmuz'da 17 Aralık'ta bu ülkenin geleceğine bir ihanettir. Elini kaldırmış hafsizce, terbisizce bir ülkede hareket edersiniz. Ayıp ya. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Berberoğlu'nun milletvekili sıfatıyla yeniden meclise dönmesi MHP ve HDP grubunda da farklı tepkilerle karşılandı. Şu an yapılmış olan işlemin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İşlem tamamıyla günü kurtarmaya yönelik, şu an durumu düzeltmeye yönelik bir işlemdir. Aynı gün bizim Diyarbakır milletvekilimiz Musa Farisoğulları ve Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'in de vekilliği düşürülmüştü. Bu ayrımcı hukuk, bu çifte standart, Kürde hukukun olmadığı ortaya çıktı. Yerel mahkeme şimdi Enis Berberoğlu hakkında yeni bir fezleke düzenleyip meclise gönderecek. Berberoğlu meclis faaliyetlerine katılmak için yeniden milletvekili yemini etmeyecek.